Değerli basın mensupları, bildiğimiz gibi bütçe maratonunun içerisindeyiz. Daha henüz meclise gelmedi, komisyonda görüşülüyor ve bu maratonun ilk haftasında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi komisyonda görüşüldü. Biz de bir takım sorunları ve yanlış uygulamaları dile getirdik. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19 yıllık iktidarı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ve içindeki eğitim yatırımlarının nereden nereye geldiğini grafiklerle, tablolarla gösterdik. Yani öyle aslan payı Milli Eğitim Bakanlığı'nın denmekle olmuyor. Biz bir takım gerçekleri bu grafiklerle göz önüne serdik. Bir itiraz da zaten gelmedi. Şimdi öncelikle yetersiz olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine değinmek isterim. Değerli basın mensupları, bir ülkede eğer eğitime yeterli bütçeyi ayırmazsanız bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Ve eğitime verdiğiniz önemin temel göstergelerinden bir tanesi de ayırdığınız bütçe. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu arada öğrenci başına yaptığınız harcama, eğitim bütçesinin merkezi bütçe içerisindeki oranı, eğitim bütçesinin milli gelir içerisindeki payı gibi veriler gerçekten eğitimi nasıl şekillendirmek istiyorsanız, hedeflerinize nasıl ulaşmak istiyorsanız bunlar adına son derece önemli. Değerli basın mensupları, 26 milyon öğrenci eğitim görüyor ülkemizde. Yani 83 milyonda bir nüfusun olduğunu varsayarsanız yaklaşık %31'i öğrenci olarak düşünün. Eğitim alan %31 bir nüfus var. Ve milli gelir içerisinden eğitime ayrılan pay ise sadece %3.47. Peki diğer ülkelerde nasıl, dünyada bu durum nasıl derseniz, dünyada minimum %4.2 ile %8 arasında değişiyor. Yani sonuçta yetersiz olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yetersiz olması bir takım sorumluluklarını yerine getirememesi anlamında. Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluklarını yerine getiremeyince bu defa vatandaşların eğitim için yapması gereken harcama miktarında mecburen artış oluyor. Ve yoksulluk ortamında gelinen noktada bazı vatandaşlar bunu yapabiliyor, bazı vatandaş gayret etse de buna imkanı olmuyor. Aslında zaten eğitim bir haktır ve parasız eğitim devletin temel görevidir ama böyle bir ortamda vatandaşın bir kısmı bu harcamaları üstlenir, bir kısmı da bunu yapamaz durumda olduğunda eğitime erişim sorunu ortaya çıkıyor ve eğitime erişimdeki eşitsizlikler katlanarak artıyor. Yani fırsat eşitsizliği dediğimiz noktada bir derinleşme meydana geliyor. Tabii durum böyle olunca ortaya son derece farklı problemler de çıkıyor. Mesela en son fırsat eşitsizliğinin ya da eğitime erişimdeki farkların, uç farkların etkisini biz LGS ve YKS sınavlarının sonuçlarında da gözlemledik. Uçurum farklar vardı. Yani daha iyi eğitim alabilen, maddi imkanı daha iyi olan öğrenci ve aileler için baktığınızda sonuçlar farklıydı. Ve genel olarak baktığınızda eğitime erişimi yetersiz olan öğrencilerin ise sonuçlarında büyük farklar üzücü olarak gördük. Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidar olduğunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden eğitim yatırımlarına ayırdığı pay %17 küsürlerdeydi. Yani devraldığında %17, kendi bütçesinden %17 küsürünü eğitim yatırımlarına ayırıyordu. Ancak zaman içerisinde bu %3,5 seviyelerine kadar düştü eğitim yatırımlarına ayrılan pay. Ve geçen yıl %4.35 olarak oluştu. Ancak
şunu da unutmayalım, geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı'na verilen bütçeden de o görünen rakam üzerinden bir tasarruf da yapıldı. Tek bakanlık, tasarrufa yönlendirilen bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı olmuştu. Yani bu bütçenin de hepsinin kullanılmadığını kabul edelim. Bu yıl ise eğitime ayrılan pay %8'e çıkartıldı. Ancak bu COVID ortamında gerçekten anlamlı bir artış değil ya da önceki dönemlerin eksiğini, kaybını telafi edecek ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda şu hedefleri gerçekleştireceğiz demesine baktığınızda bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir artış olmadığını çok net olarak size söyleyebilirim. Evet, ülkemizde bir taraftan derslik ihtiyacı hızla artıyor değerli basın mensupları. Önceki dönemlerde yılda 11 bin derslik en az yapılabilirken bu dönem geçen yıl yapılamadığını ifade etmiştik ve bu COVID süreciyle ilgili değil, yeterli bütçe olmayışındandı. Bu yıl ise 5260 civarında bir derslik tamamlandı. Yani son bitirdiğimiz yıl için söylüyorum. Ama o da yeni başlanan değil, önceden başlanmış ve tamamlanan dersliklerdi. Oysa şöyle düşünelim, derslik ihtiyacı zaten var. Sayıştay raporunda var. Sayıştay raporunu bir kenara bırakalım. Milli Eğitim Bakanlığı kendisi yaptığı açıklamalarda buna dile getirdi. Aynı öğretmen ihtiyacında olduğu gibi. Diğer taraftan okul öncesi eğitim zorunlu hale gelecekse yine bir derslik ihtiyacı var. Diğer taraftan halen birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören yerlerimiz çok fazla. Ve bir de pandeminin koşulları var. Sosyal mesafe diyoruz ama her nedense derslik işinde Milli Eğitim Bakanlığı sınıfta kaldı. Yapılanlar ise bir takım bağışlarla yapılmaya çalışılıyor ve hep ifade ettiğim gibi maalesef Milli Eğitim Bakanlığı bağışlarla yürüyen, ihtiyaçları karşılamaya yönelen bir bakanlık haline geldi. Bağış varsa derslik yapılıyor, bağış varsa tablet alınıyor, bağış varsa meslek içi eğitim yapılıyor öğretmenlere gibi bu örnekleri arttırabilirim. Değerli basın mensupları, tablet demişken bakın eğitime erişemeyen öğrencilerimizin 2.4 milyon olduğunu biliyoruz bir önceki dönemde. Ve her ne kadar şu kadar bu kadar tablet dağıtıldı, bilgisayar verildi dense de sadece 600 bin adet dağıtıldığını biliyoruz. Ben verdiğim soru önergesine aldığım yanıt da zaten bu idi. Yani son dönemde bu COVID sürecinde sadece 600 bin tablet dağıtıldı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bu da bağışlarla gelen bir 600 bin tabletti. Ama parantez içinde belirteyim ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz çok daha fazla sayıda her bölgemizde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladılar. Bunu da belirtmek isterim. Yalnız şunu da ifade edeyim. Bakın 2.4 milyon öğrencinin erişimi yoktu. Oysa bu öğrencilerin erişimini sağlamak için alınacak olan tablet miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin sadece %1.5'uydu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yeterli olarak verilse veya verilen bütçe kullandırılsa veya o kullanılan bütçe planlı harcanmış, kullanılmış olsa sadece %1.5'u yeterliydi ve o %1.5'uyla bu kadar öğrenci eğitimin dışında kalmayacak, eğitime erişimde sorun yaşamayacaklardı. Evet, değerli basın mensupları, eğitime erişimdeki adaletsizliğin YKS ve LGS'ye giren öğrenciler arasındaki bir farkı da meydana getirdiğini de söylemiştik. Bir de şunu ifade etmek isterim. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na yeterli bütçe ayrılması, yani eğitimden tasarruf olmaz, eğitime ayrılan bütçeden tasarruf olmaz, eğitime yeterli bütçe ayrılırsa o zaman ekonomik olarak ve sosyal olarak da şunu sağlamış oluyorsunuz. Yoksulluğun aileden çocuğa geçmesinin de önüne geçiyorsunuz.
Çünkü o çocuk iyi bir eğitim alacak, çünkü o çocuk hayata hazırlanacak ve iyi bir meslek, bir iş sahibi olacak. Ailesinin yoksulluğunu kendisi yaşamayacak. Aslında orta ve uzun vadede duruma bu şekilde bakıldığında bile eğitim bütçesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Diğer taraftan öğrenciler orta öğretimde hazırlanıyorlar ve üniversite sınavlarına giriyorlar. Ve bakanlık bütçesinde sürekli şu cümleler geçti değerli basın mensupları. Türkiye'de eğitim sistemi bir harika. Türkiye'de eğitim sisteminin hiçbir sorunu yok hemen hemen. Ve öğrenciler çok iyi yetişiyor. Yani biz hayretler içerisinde bu ifadelere baktık. Ben çok örnek verebilirim eğitim sisteminin kötü olduğuna dair. Her neresinden baksanız elinizde kalıyor. Ya da mikrofonu herhangi bir vatandaşa, hangi partiye bakın, hangi partiye oy verdiği hiç önemli değil. Herhangi bir vatandaşa, anne baba olan kişiye uzatın, size ver yansın edecektir. Çünkü o kadar çok sorun yaşadılar ki, o kadar birikti ki. Sınav problemleri, eğitim sorunları, erişemezlik, yani çok sayıda size sorun sayacaklardır. Ama ben bir tanesini dile getirmek istiyorum. Eğer eğitim bu kadar başarılıysa, değerli basın mensupları, yükseköğretime giriş sınavı YKS'de bir temel TYT dediğimiz bir temel yeterlikler testi var. Ve 40 matematik, 40 Türkçe, 10 fen, 10 sosyal bilgiler sorusu soruluyor. Bakın, 40 matematik sorusundan, 40 matematik sorusundan bir tanesini bile doğru yanıtlayamayan öğrenci sayısı geçen yıl 900 küsür bindi, bu yıl 1 milyonun üstünde. Sorarım size, temel matematik, 40 tane temel matematikten bir soruyu bile, yani yukarıdan aşağı aynısını işaretleseniz bile bir olasılık var, bir tanesini bile doğru yapamayan öğrenci sayısı 1 milyonun üzerinde ise bu eğitim sistemi için oturup ağlamak gerekir. Bundan mahcup olmak gerekir. Evet. Değerli basın mensupları, öğretmenlerimizin sorunlarını da hepimiz biliyoruz. 700 bini aşkın öğretmenimizin atama yapılmadan beklediğini biliyoruz. Ataması yapılmıyor. Bu yıl sadece ataması yapılan öğretmen sayısı 7154. Ama emekli olanları da bir taraftan saymak lazım. Yine tekrar etmek istiyorum ki okul öncesi eğitim zorunlu hale gelecek. İşte bu kadar birleştirilmiş sınıf var. Bu kadar ders boş geçiyor ve bir sürü eksikler var. Ve bizim öğretmenlerimiz ataması yapılmadan bekliyorlar ve ziyan oluyorlar. Sınıflarına gidip derslerini anlatıp öğrencileriyle bir araya geleceği günü bekliyorlar hevesle. Oysa biz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde buna değindiğimiz zaman bize deniyor ki hiç boş geçen ders yok. Ama biz öğrenciyle bir arada olduğumuzda okulun ilk başladığı haftalarda 5-6 dersi boş geçenler sonra 2'ye inen olduğunu söylüyorlar. Ya da bunun gibi benzer örnekler. Ve şöyle bir açıklama getiriliyor, hiç boş dersimiz yok, ücretli öğretmenlerle boş dersleri tamamlıyoruz. Değerli basın mensupları, ücretli öğretmenlerle boş dersleri tamamlamak sorunu çözmek midir? Bu kadar 700 bin atama bekleyen öğretmen varken, şu anda 83 bin ücretli öğretmenle bu sorun çözülür mü? Niçin ücretli öğretmen? Öğretmenleri atayınız. Öğretmen ücretli olmaz, öğretmen sözleşmeli olmaz, öğretmen kadrolu olur. Bunu sürekli ifade ediyoruz. Ama ücretli öğretmenlerle ihtiyacı böyle belli noktalarda karşılamayı çözüm olarak görüyorsa iktidar, o zaman bu eğitim sistemi gerçekten çökmüş demektir. Bu arada yüksek öğretim kurumları için de biraz birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli basın mensupları,
yüksek öğretimde yaşanan sorunlara baktığımızda bu dönem en çok dikkatimizi çeken haberlerden bir tanesi, takdir edersiniz ki, kontenjanların boş kalmasıydı. Evet, 2006'dan bu yana çok farklı yerlerde, ülkenin her yerinde üniversiteler açılıyor. Biz isteriz tabii ki üniversite açılsın, üniversiteler olsun ama içi dolu olsun, bir dekan bir mekan anlayışıyla olmasın, akademik personeli yeterli ölçüde olsun, derslikleri, laboratuvarları olsun, iyi bir eğitim versin ve istihdam konusunda da bu üniversitelerimizle bir noktayı aşalım. Ancak 2006'dan bu yana açılan üniversitelerin içi boş. Her yerde üniversite açacağız diye açtıkları üniversitelerin içi boş. Ve belli kontenjanlara bakmadan belli yerlere belli bölümler açılıyor. Yani hangi bölümü daha açmak kolaysa, götürmek kolaysa, laboratuvar gerektirmiyorsa, hemen açılıverecekse sadece bu gözle bakılıyor. Bir envanter yapılmıyor. Bize bütçede dediler ki siz üniversitenin açılmasına karşı mısınız? Niçin karşı olalım? Ama değerli basın mensupları, bu ülkede işsizlik var. Bu ülkede ekonomide sorunlar var. Her geçen gün mezun olan öğrenciler iş bulamıyor ve iş bulamadıkça da üniversite eğitimi konusunda soru işaretleri yaşıyorlar. Biz diyoruz ki meslek envanteri yapılmalı. Hangi mesleğe ne kadar ihtiyaç var? Ve üniversite kontenjanları buna göre verilmeli. Fakülteler, bölümler buna göre açılmalı. Ama bir yığılma hasıl olduğu zaman işte görüyorsunuz, oradan mezun olsa bile öğrenci ya işsiz ya kendi alanında çalışmıyor, farklı bir alanda yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Ama olması gereken bu değil. Bu yanlış. Ve yine son dönemlerde sıkça tabir ettiğimiz ev genci dediğimiz işsiz gençlerimiz oluştu. Şimdi kontenjanlar boş kaldı. İşte 250 bin kontenjan boş kaldı haberleriyle başlandı. Ve yerleştirmeler hemen açıklanmadı. Çünkü oradaki tablolar gerçekten üzücüydü. Ve şöyle bir açıklama gelebilir, denebilir ki aslında bu yıl kontenjanlar arttı da onun için kontenjan fazlası oldu. Hayır, 15 bin kontenjan arttı ama 160 binin üstünde de fazla öğrenci sınava girmişti. Yani bunları bu açıklamıyor. Kontenjan artışını bu açıklamıyor. O zaman oturup burada düşünmek, yeniden değerlendirmek ve eğitim sistemindeki, yüksek öğretimdeki yanlışları çok net olarak görmek lazım. Değerli basın mensupları, üniversite eğitiminin yapıldığı mekanlara ve idarelerine geldiğimiz zaman şunu hep söylüyoruz. Artık üniversitede akademik özgürlükler her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor ve akademik özgürlüklerde 175 ülke arasında maalesef 170. sıradayız. Bu da çok üzülecek, utanılacak bir durum. Bu sırada olan bir üniversite, akademik özgürlüğü olmayan bir üniversitenin olduğu ülkede bilim üretilmez. Ve bilim üretilmezse de bu ülkeler dışa bağımlılığını devam ettirmek zorunda kalırlar. Değerli basın mensupları, üniversitelerde akademisyenler huzursuz. Korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Bakın, bir kere kendisini kabul etmeyen rektörlerin ya da üniversitelerin çoğunda bir cemaat yayılması olduğunu görüyoruz ve kendisine karşı olan ya da kendisinin kadrosunun verilmesini istemeyen bir takım rektörlerin ne kadar çalışma yaparsa yapsın kadrosunu vermeyeceğini
onu atamayacağını düşünen çok sayıda akademisyenimiz var. Bakın bu çok sayıda. Yani bunu bir haber olsun diye söylemiyorum. Bu bir gerçek. Ve korkuyorlar. Bu korku çalışma tempolarına da yansıyor. Akademik başarılarına da yansıyor. Bir aidiyet duygusu vardı önceden üniversitelerde. Kendisini oraya ait hissetmiyor, dışlanmış hissediyor. Çünkü korkuyor. Akademik özgürlükleri yok. Ne olursa acaba soruşturma açılır, ne olursa acaba işte bana kadromu vermezler şeklinde çok büyük sıkıntılar var. Ve bu bilgiler bize gerçekten geliyor ve yüksek öğretimin bu aşamada olması geleceğe ait de bir takım sıkıntıları da beraberinde getirir diye sürekli uyarıyoruz. Yani akademilerde çalışma barışının olmadığını şu an için yaşanan gerçeklerle söyleyebilirim. Üniversitelerin performanslarını arttırabilmeleri için her şeyden önce bilimsel, yönetsel ve mali özelliklerinin olması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum ki bütçe, üniversiteye ayrılan bütçe, liyakatle belirlenmiş atamalar, seçilmiş rektör ve yeterli sayıda kadro ve araştırmacı ile üniversiteler gerçekten başarıdan başarıya koşacaktır ve bu da ülke için son derece önemlidir. Bir taraftan da bir rektör sorunu var değerli basın mensupları ve bazı üniversitelerde bazı rektörlerin gerçekten bir takım kadrolar konusunda ya da yönetimlerde sıkıntılar yaşattığını biliyoruz. Yani oradaki çalışma barışını bozan bir takım unsurların olduğunu görüyoruz. Tabii ki seçilmemiş rektörler, atamayla gelen rektörler, bunun da bir kez daha altını çizmek istiyorum ve bütçede bu konuya da çok net olarak ben ve arkadaşlarım değindik. Bir takım gerçekleri göstermeye çalıştık. Nitelikli ve kaliteli yükseköğretim bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikli hedeflerimizden biridir değerli basın mensupları. Ve buradan ben tekrar yinelemek istiyorum ki ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi üniversitelerimizi her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği, her türlü bilimsel çalışmanın özgürce yapılabileceği ortamlar haline biz getireceğiz. Çünkü biliyoruz ki üniversitelerin bilimsel, yönetsel ve mali özelliği çok önemlidir. Bir kez daha vurguluyorum. Ve bilim üretemeyen üniversiteler dışa bağımlı, mahkum olmaya da mecburdur. Bu arada değerli basın mensupları bir çalışma daha başlattık. Bundan da bilgi vermek isterim. Biliyoruz ki Türkiye'nin geleceği eğitimdedir ve geleceğimiz için bilinçli sorgulayabilen öğrencileri en iyi eğitim sisteminde ve tüm sorunları görerek ve sorunları çözerek üstesinden gelerek yetiştirmek durumundayız. Biz çok sayıda bu konuda çalışma yapıyoruz ama her zaman da şunu ifade ediyorum. Bizim iktidarımızda sağlam doğru bir eğitim sistemi olacak ama bunu tek başına değil eğitimin paydaşları ile inşa edeceğimizin her an altını çiziyorum. Şimdi de iktidara yürüdüğümüz bu yolda, bu süreç içerisinde 7 bölgemizde eğitimle ilgili çalıştaylar yapıyoruz. 7 bölgemizin il, ilçe ve köylerinde eğitim nasıl gidiyor? Öğretmen açıkları nasıl? Derslik yetersizlikleri nasıl? Eğitimde yaşanan sorunlar neler? Covid sürecinde yaşanan sorunlar neler? Ya da vatandaşın eğitimden bekledikleri ya da şu anda gördüğü sorunlar, tüm yetersizlikler ve eğitimle ilgili her konuyu bu 7 bölgemizde yaptığımız toplantılarımızda masaya yatırıyoruz. Yine eğitimin paydaşlarıyla bir araya geliyoruz bu toplantılarda. Ve en son 27 Kasım'da da bunu Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla bir finalle sizlerle de tekrar paylaşacağız. Bu konuda yapılan bütün çalışmalar iyi bir nesil yetiştirmek, gerçekten güzel bir eğitim sistemine ulaşabilmek
ve Türkiye'nin eğitim sorununu çözebilmek içindir. Teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.